ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında. UNESCO Gastronomi Şehri Afyon Karahisar'ın lezzetlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Hakan Tıraşlık'la beraber patlıcan kebabı yapacağız. Evet, patlıcan kebabı yapacağız. Sakalı çarpan çorbası. Afyon'un meşhur vişneli ekmek kadayıfını yapacağız şimdi sizlere. Şimdi Hamza Şef'le beraber bamya yapacağız. Etli yaprak sarması. Doğrudur, etli yaprak sarması. Afyon Karahisar'ın kabak tatlısını yapacağız. Dünyanın Tadında UNESCO Gastronomi Şehri Afyon Karahisar'ın lezzetlerini hep beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de Hakan Tıraşlık'la beraber patlıcan kebabı yapacağız. Patlıcan kebabı yapacağız. Patlıcanlarımızı hazırladık. Urfa'nın patlıcan kebabına benzemiyor. Benzemez. Bu Afyon usulü patlıcan kebabı. Patlıcanlarımızı daha önce soyduk. Tuzlu suda beklettik. Şu anda görmüş olduğunuz kızmış olan yağımıza bırakacağız. Şöyle alalım. Patlıcanlarımız kızarmaya başladı. Start verdik. Hazırlıyoruz patlıcan. Kavrulmuş dana etimiz var. Dana kavurma. Hazır etimiz var. Etimizi daha önce pişirdik. Daha sonra etimiz patlıcanımız kızardıktan sonra kendi suyuyla beraber hemen fırınlayacağız. Fırında pişecek. Tabii. Hemen fırınımız zaten kızgın. Fırınımızda pişirip ondan sonra servise sunacağız. Tabii burada baharat olarak tuz, biraz toz, şeker ve karabiber kullanıyoruz. Başka bir şeye gerek yok. İşte domates, biber. Süslemek için de domates, biber. Patlıcanlarımız kızardıktan sonra hemen hazırlayacağız. Fırına pişmiş etimiz zaten hazır olduğu için direkt fırına atacağız. Fırında biraz kaynadıktan sonra serviste sunacağız. Patlıcanlarımız kızardılar. Patlıcanlarımız kızardı. Patlıcanlarımız şöyle yağın içinde süzerek. Tabii şimdi biz büyük tepsilerde yaptığımız için bunu hemen 2-3 porsiyonluk yaptık. Fırınımız büyük sanayi tipi olduğu için tencerede fırınlayacağız. Aslında orijinalinde tepside fırınlanır. Şöyle tenceremize bunları yağını süzerek bırakalım. Tepsinin altını patlıcanı dolduruyoruz. Patlıcanla doldurduk. Üzerine de daha önceden hazır olan pişmiş etimizi bırakacağız. Görmüş olduğunuz gibi patlıcanlarımız. Tamam. Şimdi şöyle şeker. Hafif şeker patlıcanın acısını alması açısından, daha lezzetli olması açısından şekerimizi verdik. Biraz tuzumuzu veriyoruz. Şöyle tuzumuzu da verdik. Hafif de karabiber veriyoruz. Çok az bir şey. Şöyle. Ondan sonra etimizi gönderiyoruz üzerine. Dana kavurma. Dana kavurma. Kavurmamızı da üzerine şöyle yatırdık. Kavurmamızı da yatırdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi domatesimizi de süsleyeceğiz. Domates, biber. Tepside olduğu zaman görsel açıdan daha güzel gözüküyor. Biberlerimizi de bırakıyoruz. Tabii yine vazgeçilmezimiz. Kemik suyumuz. Bir bardakta şöyle kemik suyumuzu gezdirdik. Tabii şekerimiz, karabiberimiz kemik suyumuzun sayesinde özleşti. Şimdi fırına girdiği zaman böyle fırından çıkardığımız zaman buharıyla size getireceğiz, sunacağız. Hemen götürelim fırına. Hemen fırınımıza atalım bunu. Afyon'un patlıcan kebabı. Patlıcan kebabımızı fırınladık. Servisimiz hazır. Şimdi bunun da lezzetine baktıracağız. Evet, şöyle patlıcan kebabımız hazır. Hemen şöyle kevgirimizi aldık. Şöyle etleriyle beraber. Oo. Şöyle fırının dumanı üstünde. Gördüğünüz gibi kuşbaşı etli kebabımızla servisimize hazırlandı. Çok güzel görünüyor ustam. Ellerine sağlık. Şefim hemen izninizle tadına bakıyorum. Tabii. Şöyle dana kavurmasıyla, patlıcanıyla. Böyle olur. Afyon Karahisar'da patlıcan kebabı. Kuşbaşı etli. Kuşbaşı etli. Patlıcanlarımızı önce tuzlu suda beklettik. Daha sonra da yağımızla kızarttık. Süzerek çıkardık. Daha sonra kemik suyumuzu vererek direkt fırına. Şu anda fırından çıkmış hali. Lezzetli bir yemektir yani. Ama etimizi önceden tabii pişirmiş olduğumuz et.
Patlıcan 10 numara. Çok güzel ve ete en çok yakışan sebze. Evet. Bence patlıcan. Aynen. Patlıcan kebabı zaten en çok sattığımız kuşbaşı etli yemeklerden birisi yani. Müşterilerimizin hizmetine devamlı sunuyoruz. Mükemmel bir tat. Zaten şu anda onda fırında da özleşti. Etle birbirine girdi. Patlıcanda dahi et lezzeti alırsınız. Tarifini belki inşallah siz de yapıp denerseniz. Çok lezzetli bir tarif. Eline sağlık şefim. Afiyet olsun. Dünyanın tadı Afyonkarahisar'dan devam ediyor. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında Afyonkarahisar'ın lezzetlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda Afyonkarahisar'ın tarihi şehir merkezindeyiz. Afyonkarahisar Kalesi'nin altındaki konaklardayız. Mihrioğlu ailesinin konağındayız. Çok güzel, yöresel lezzetlerin yapıldığı bir konak burası. Doğrudur efendim. Afyon'da ilk olma özelliğine sahiptir. Hem tarihi konak anlamında hizmet amacıyla hem de yöresel lezzetlerimizi sizlere ve dünyaya tanıtma amacıyla sizlere vesilesi de herkesi bu tatları ulaştırmaya çalışıyoruz efendim. Çok şanslıyız. Biz de her geldiğimize uğruyoruz. Bugün daha önce yapmadığımız meşhur etli yaprak sarması. Doğrudur, etli yaprak sarması. Çoğu yerde zeytinyağlı ve sadece bulgurdan oluşan bir dolma şekli vardır. Ama bizim Afyon'da et ağırlıklı. Tabii. Et ağırlıklı. Ve özellikle dana eti. Dana eti, evet dana eti ağırlıklı. Et yaprak sarmamızı yapacağız bugün. Malzemelerimiz neler? Kuru soğan. Kuru soğan. Düğü. Düğü. Yani ince bulgur. İnce bulgur. Kıymamız, salçamız, kimyon, karabiberimiz, tuzumuz. Ve yaprağımız. Yaprağımız. Yaprağımız, evet. Yapraklar salamura edilmiş, yazdan. Salamura edilmiş. Evet. Önce soğanımızı aldık, ince ince doğranmış soğan. Evet, rendeledik. Rendeledik. Sonra kıymamızı kattık. Düğümü katacağım. Düğü, yani ince bulgur. İnce bulgur, evet. Düğü olarak küçük, o çok ince çekim olduğu için düğü olarak adlandırılıyor. Aslında özünde bulgur yani evet. Efendim, evet. Kimyon. Karabiber. Tuzumuz. Ve salçamız. Biraz salçamız. Domates salçası. Bunu iyice kıvamına gelene kadar macun şeklinde yoğrulacak. Tamamen birbirine karışacak et, katmış olduğumuz ürünlerin hepsi efendim. Daha sonra kıvamına geldikten sonra biraz sonra izleyeceğimiz gibi ince tokat yaprağıyla tek tek sarılacak onda ince şekilde. Hepsi bir kurşun kalem inceliğinde olacak. Zaten en zahmetli iş et yaprak sarma olduğu için çoğu kişi bu üretim yapmıyor. Yani üretim evet, derken satışı bulmuyor. Evet bulunmuyor. Zaten bizim Afyon'da özel günlerde, özel misafirlerde yani özel günlerimizde, bayramlarda falan yapılan bir sarma. Zahmetli olduğu için artık hanımefendiler biraz bu işten kaçıyorlar herhalde. Ama biz devam ettiriyoruz yani efendim. Sürekli kültürümü. Var burada. Sürekli var. Devamlı yani her gün, her daim et yaprak sarması. Tabii anne elinden. Zaten bunu hani normal dışarıdaki profesyonel aşçıların sarma imkanı yok yani. Hem iş yoğunluğu açısından. Ama bizim bunu işte annemiz, kardeşimiz, evde eşim sarıyorlar yani. Harikasınız. Yoğun günlerde evet. Hep aile dayanışması diyelim buna. Süper. Bayanların evet efendim. İçimiz şu anda hazır. Evet etimiz hazır şu anda. Şimdi en zor kısma geçiyoruz. Evet şimdi en zor kısma efendim. İncecik kurşun kalem şeklinde. Şimdi izleyeceğimiz gibi. Saracağız. Evet. Bakın öncelikle açtık. Açtık. Yaprağın. Kıymağımız. İçi. İçine girdi. İçine evet. Böyle. Bayağı da koyuyoruz içine. Ya tabii tabii. Şimdi asıl kısım burası işte sarma olayı efendim. Evet. Yani pişerken dağılmaması, yenirken dağılmaması gerekiyor. Sarmanın. Alışkanlık oldu. Evet kurşun kalem şeklinde. Aynen. Gördüğünüz gibi efendim. Bu şekilde tek. Maşallah. Bu tencere dolması gerekiyor. Düşün yani bayanların yaptığı zahmete katlandıkları şey. Lezzet tabii yani çok kaliteli lezzetlere öyle kolay ulaşmak mümkün değil. Yani zahmet gerektiriyor, emek gerektiriyor. Görmüş olduğunuz gibi yani tek tek bunlar sarılıyor. Şimdi tabii bizim personelimiz Nuray Hanım çok alışkın olduğu için bakın hemen tak 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 hemen hızlı hızlı yapıyor. Normal bir bunu bir kişi yapsa saatlerce uğraşır. Abartmıyorum yani. Bilir miyim Nuray Hanım? Halil abi mikrofonu tabii, size. Tabii. Ben ellerimi temizledik az önce. Şu anda Yasin Bey. Hemen aldık. Et yaprak sarmamız buradan kıymamızı alıyoruz. Şu kadar. Böyle sıkıyoruz köfte gibi. Onu yerleştirince içine şey yaparsınız. Evet, şekillendirirsiniz evet. Şöyle sarıyoruz. Sıkı sıkı. Nasıl oldu mu? İlk sınav başarılı. Ama ilk güzel. İlk deneme için çok güzel. Deneme için güzeldi. Ben düzelteyim bunu. Gerçekten ustalık gerekiyor. Gerçekten çok gerekiyor. Bu gerçek yani çok zahmetli bir iş yani. İşte olay burada bitiyor zaten efendim bakın yani. Bakın. Çünkü gevşek sararsa tencerede dolmalar pişerken dağılır yani. Hmm. Yani yaprak açılır dağılır hiçbir lezzet olayı kalmaz. Kalem sunum gibi. Da kalmaz evet. Kurşun kalem gibi görmüş bravo. Olduğunuz gibi. Bu tencereler mesela yoğun zamanlarda tabii saatlerce sarılır. Bayramlarda falan. Bu
Tenceremizi doldurduk. Elinize sağlık. Limonlarımızı koyacağız üzerine. Mayhoş olacak dolmamız. Domatesleri dilimlerimizi koyacağız üzerine. Limonları yerleştirdik. Salçalı su, yağlı. Üzerine gezdireceğiz. Ve sosumuz. Sosumuzu. Ocağımıza koyuyoruz. Ne kadar sürer? Bir buçuk saat kadar kısık ateşte pişecek öyle. Bir buçuk saat bekliyoruz. Evet. Az sonra tadına bakacağız hep beraber. Yaklaşık bir buçuk saat geçti. Dolmamız pişti. Şimdi tadına bakacağız. Manda yoğurduyla beraber. Manda yoğurdu eşliğinde kesinlikle yani zaten bu zeytinyağlı gibi sade yenilmez. Kesinlikle yoğurt eşliğinde yenilmesi lazım. Tabii manda yoğurdu olursa daha farklı bir lezzet katıyor. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Hemen fotoğraftan çekiyorum ve bu tarifleri yayından hemen sonra Instagram'da paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Afyonkarahisar'ın etli yaprak sarması. Şöyle yoğurda batırarak. Bakalım nasıl olmuş. Yoğurt eşliğinde, manda yoğurdu eşliğinde. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Tarifini verdim. Bilmem yapabilir misiniz? Tarifini vermesi bizden. Sarması sizden. Sarması sizden. Evet. Ya da gelin Afyonkarahisar'a yerinde yiyin diyorum. Dünyanın tadı Afyonkarahisar'dan devam ediyor. Afiyet olsun. Her zaman bekliyoruz efendim. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında Afyonkarahisar'ın lezzetlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi konakladığımız Terme Otel'e geldik. Otelimizin şefi İsa Şef'le beraber Afyon'un meşhur vişneli ekmek kadayıfını yapacağız şimdi sizlere. Ekmek kadayıfını yapacağız hem de vişneli. Vişneli özellikle Afyon'un meşhur vişnesi olduğu için vişneli ekmek kadayıfımızı tatmanızı istiyorum. Çok güzel, her defasında geldiğinizde zaten sürekli yapıyoruz. Yine tekrar bir daha yapacağız sizin için. Üzerine manda kaymağıyla beraber. Manda kaymağı zaten harika. Olmazsa olmazı ekmek kadayıflarımızın üzerinde kaymak özellikle. Ve çok tatlı vişneyle beraber uyum sağlıyor. Tadından yenmez. Yenmez. Az sonra yiyeceğiz. Hemen yiyeceğiz. Hadi. Malzemelerimiz neler usta? Yaz zamanından şokladığımız vişne. Ekmek kadayıfımız, limon tuzumuz, şekerimiz ve manda kaymağımız. Ekmek kadayıfının ekmeği özel. Bu ekmek. Evet, çok güzel ekmek kadayıfımız. Bu fırınlanıyor. Fırınlanmış, daha sonra tıraşlanmış. Tekrar sonra? Piştikten sonra tekrar fırınlanıyor. Daha sonra tekrar fırınlanıp tekrar kurumaya alınıyor. 3-4 defa fırınlanıyor. 3-4 defa fırınlandıktan sonra kurumaya alınıyor ekmek kadayıfımız. Bu şekilde. Ortadan ikiye parça alındığı zaman tıraşlaması da daha kolay olduğu için ekmek kadayıfımız tıraşlı bir şekilde buraya servise hazır hale geliyor. Marketlerde satılıyor bu şekilde. Evet, pazarlarda. Pazarlarda satıyoruz bu şekilde. Şimdi seni izliyoruz ustam. Hemen başlayalım. Hemen. Afyonkarahisar'ın o meşhur ekmek kadayıfını yapalım, hem de vişneli. Kuru ekmek kadayıfımızın üzerine yumuşaması için su döküyoruz. Ilık su. Ekmeği ısıtıyoruz. Evet. Ama ekmek hamur olmuyor. Hamur olmaz. Fırının tıraşlandığı için ekmekte zerre kadar hamur olma yoktur. Çünkü 2-3 defa aşamalarda kurutulduğu için evet. Ekmek kadayıfımız onun için sadece yumuşar. Onun için şu anda ekmek kadayıfımızı bir 5-10 dakika burada ıslamaya bekletiyoruz. Genişleyecek az sonra. Genişledikten sonra da zaten şerbetle beraber kaynatacağız şimdi bunu. Tamam, 5 dakika bekleyelim. Yaklaşık 5 dakika ekmeğimizi suda beklettik. Evet, şimdi bunun suyunu süzdürüyoruz. Tamam. Suyunu süzdürdük. Şerbet için hazırlıyoruz şimdi. Şerbetini hazırlayacağız. Şeker ve sadece limon tuzu veriyoruz şerbetine de. Suyumuz ve şekerimiz var. Ölçüsü ne evet. Şefim? Su 2 litre su veriyoruz. Daha sonra 2,5 kilo şeker. Burada daha önceden tarttığımız şekeri. Bunu direkt suya veriyoruz. Kaynaması için ocağa bırakıyoruz. Daha sonra birkaç tane limon tuzu veriyoruz şekerlememesi için. Daha sonra bunu burada kaynamaya bırakıyoruz. Şekerimiz eridi, artık iyice kıvama geldi. Şu anda şekerimiz eridi. Altın sarısı rengini aldı. Altın sarısı rengini aldı. Şerbetimiz kıvamına geldi. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu kaynayan şerbetimizle şu anda afyonumuzun biraz önce dediğim gibi vişnesi. Vişneyi şerbetin içerisine atıyoruz. Kaynayan şerbetin içerisine. Ve bunun 1-2 dakika daha böyle özleşene kadar kaynamasını bekliyoruz. Şerbetimiz hazır. Vişneli şerbetimiz. Şimdi hepsini de ocağın üzerine alıyoruz ekmeğimizle beraber. Daha sonra kaynayan şerbetimizi ekmek kadayıfının üzerine
Bu şekilde boşaltıyoruz. Evet, bu şekilde boşaltıyoruz. Ve şerbeti ekmeklere yediriyoruz. Şerbetimizi ekmeğe yavaş yavaş bu şekilde kısık ateşte bir yaklaşık 40-45 dakika pişiriyoruz. Şimdi birazdan bu şerbetin hepsini ekmek çekecek, daha da genişleyecek. Şerbetin hepsini ekmek kadayıfımız çekecek, bunun iki katı en az genişleme olur. Ve o zaman hazır hale gelir zaten. Şu anda şerbetimiz yavaş yavaş üzerinden çekmeye başladı zaten. Ekmek kadayıfımız şerbeti ocağın üzerine tamamen çekti. Daha sonra şefim bunu birazcık soğuttu. Evet, hemen şimdi. Ve geldik programın en güzel kısmına. Tatmaya. Tadım kısmına. Tadım kısmına geldik. Şimdi tatmak için, ben size tattırmak için bir tane tabak getireyim. Ondan sonra tadın. Vişneli ekmek kadayıfı camız kaymağı. Vişneleri 10 numara, kaymak 10 numara, ekmek kadayıfı 10 numara. Şerbete bakar mısınız? Mükemmel. Ortam şahane. Arkamızda termal havuz. Oo. Şimdi tatmak için vişneli ekmek kadayıfımızı şöyle ortadan ikiye bölelim. Daha sonra size buradan bir dilim çıkaralım. Bir dilim çıkartalım. Bunun üzerine camız kaymağımızı yapıyoruz. Of. Şimdi ben şefim şöyle. Şöyle vereyim Yasin Bey. Oh. Ellerine sağlık şefim. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Bu yenmez mi? Oo. İşte Afyonkarahisar'ın dünyaca meşhur vişneli ekmek kadayıfımız. Ben önce fotoğraflarını çekeceğim. Instagram'da paylaşacağım bu tarifleri. Instagram adresimiz Dünya Tadıyorum. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Hemen tadına bakıyorum. Hemen tadına bakın. Bol kaymaklı. Bol kaymaklı vişneli ekmek kadayıfımız. Vişnesinden, kaymağından. Afiyet olsun Yasin Bey. Ellerine sağlık şefim. Yok böyle bir tatlı. Vişne ekmek kadayıfına çok yakışıyor. Ekmek kadayıfını daha da hafifletiyor. İster ustam, sen de yapıyorsun bu güzel tatlıyı. Afiyet olsun, sizler için yapıyoruz efendim. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında Hamza Şef'le beraber Afyonkarahisar lezzetlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi de manda yoğurtlu, kabuklu patates pişireceğiz. Afyon patatesi. Evet, Afyon patatesi kabuklu. Cips şeklinde farklı bir tarifi var. Manda yoğurdu, böyle sarımsaklı, dereotlu, maydanozlu hazırladığımız bir sos üzerine gezdirdiğimizde inanılmaz böyle aparatif, keyifli, özellikle evlerinde hani televizyon izlerken, sinema izlerken böyle çıtır çıtır yiyebilecekleri bir tarif. Hazır cipse son işte bu lezzetli. Kesinlikle öyle, doğal, özümüzde, anam babam usulü bir cips. İşte bu. Aynen. Sizi izliyor şefim. Evet. Yağımız kızdı. Yağımız kızdı. Şu anda daha önceden doğramış olduğumuz ince patateslerimizi tabii ki biraz peçete yardımıyla da kurutuyoruz. Kuru olması çok önemli. Biraz da tuzluyoruz. Bu dipnotları da patatesimizi hazırlarken ben vermek istiyorum. Tek tek atıyoruz. Bakın hepsini bir yanda alıp atmadık. Evet evet, böyle tek tek atıyoruz. Neden? Hani birbirine yapışmaması için. O açıdan önemli. Patates kabuklu da ayrı lezzetli oluyor. Yani patatesi bence de kabuklu yemek daha başka. Özellikle köylerde biliyorsunuz, sobalarda falan böyle külde, közde kabuklu yaptığımızda da inanılmaz bir lezzet oluyor. Patateslerimiz böyle çıtır çıtır oldu. Bu şekilde bir peçeteserli küvetimizi alıyoruz. Yağını süzüyoruz. Tabii yağını biraz süzmesi gerekiyor. Çok güzel kızartı patatesler. Evet. Patatesler. Tabii Afyon patatesi olunca böyle nar gibi kızarıyor yani. Yağını evet, iyice şimdi, süzdürdük. Evet, yağını peçete yardımıyla çekti. Şu anda şöyle alıyoruz. Son tabağımıza. Manda yoğurdumuzu şöyle sunum amaçlı. Afyonkarahisar'ın mandaları meşhurdur. Bu yüzden kaymağı meşhur, yoğurdu meşhur. Meşhur, sütü meşhur, of, süt ürünleri meşhur. Şimdi en son yapmamız gereken bir işlem tabii görsellik. En başta sarımsak, da söyledik. Sarımsak, dereotu, maydanozla hazırladığımız bir karışımdı.
Hem ayrı bir lezzet veriyor. Bakın televizyon izlerken hazır cipslere son. Aynen böyle çıtır çıtır. Afyon patatesi yiyeceğiz. Yoğurda banarak manda yoğurduna. Görüntü şahane. Fotoğrafını çekeyim Instagram'da paylaşayım. Evet. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Hemen tadına bakıyorum şefim izninle. Evet, bunu elle yiyeceksin zaten. Evet. Özellikle yoğurda banarak sarımsağıyla, dereotuyla, maydanozla aldım. Evet, bir tane de ben. Hadi beraber tadalım. Canım istedim. Oh. Çok başarılı. Manda yoğurdu, sarımsak, dereotu ve maydanoz çok güzel yakışmış. Aynen. Zaten birbirini tamamlıyor. Herkesin bayılabileceği bir lezzet. Dünyanın tadı Afyonkarahisar'dan devam ediyor. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Afyon Karahisar'ın tarihi şehir merkezinden, Karahisar Kalesi'nin altından, o güzel tarihi konaklardan devam ediyoruz. Şimdi de Mihrioğlu ailesinin konağındayız. Çok güzel lezzetlerin yapıldığı bir konak. Gastronomi konağı. Gastronomi konağı, Afyon'umuzun ilk tarihi konağı ve yöresel lezzetlerin yapıldığı ilk konak. Şükrü Usta'm şimdi sizlere Afyon'umuza has sakala çarpan çorbasını yapacak. Sakala çarpan çorbası. Evet, sakala çarpan çorbası. Yapacağız ve onun tadını nasip olursa size tattıracağız. Bazı nereden ustam? Malzememiz kuru soğan, efendim domates, domates sosu, baharat ve ev eriştesini o şekilde harmanlayaraktan pişireceğiz ve değişik bir tat olduğunu eminiz yani. Hemen başlayalım. Ustam şaptan yapmaya başlasın. Güzel tadım. Soğanları doğruyoruz tam efendim. Daha sonra bunları yağda kızartacak. Özelliği, zaten iki özellik var efendim. Birisi erişte, diğerisi de yeşil mercimek. Yani ikisinin karışımıyla. Sakala çarpan ismi de artık hani eskiden sakal herhalde çorba içerken sakala değer sallanıyor efendim erişteler. Şöyle, herhalde ondan dolayı sakala çarpan ismi oradan gelmiş olabilir. Tabii bizim yorumumuz bu yani. Eskiler daha iyi bilirler bunu efendim. Fabrikasyon olmadığından dolayı ebatları değişik oluyor. Haliyle kaşığımızı aldığımız erişte çorbası kimisi uzun, kimisi kısa olduğundan bazı sarkanlar gerçekten sakala değdiğinden bulaştığı için adı böyle sakala çarpan çorbası kalmış. Çok güzel bir lezzet. İçtiğiniz, yediğiniz zaman göreceksiniz, bizi takdir edeceksiniz. Şimdi yağımız kızdı. Yağımız kızdı. Soğanımızı atıyoruz. Soğanımızı attık. Soğanımız kavruluyor. Biz de bu arada domatesleri doğruyoruz. Evet. İnce ince. İnce ince domateslerimizi doğruyoruz. Bu şekilde domateslerimizi doğradık. Bunları da atıyoruz. Soğanla beraber. Domateslerimiz kendi suyunu bırakmaya başladığı an yazdan hazırlamış olduğumuz, Erkmen bahçelerinde yetiştirmiş olduğumuz domatesimizin salçasını katıyoruz. Herhangi bir fabrikasyon katkısı yoktur. Bu arada reçellerimiz de bizim kendi ev yapımız. Annelerimizin yapmış olduğu reçel usulü. Evet, suyumuz da hazır. Çorbamızın en güzel özelliği lezzetli olması için soğan ve salçamızın iyi bir şekilde kavrulup kokusunun çıkması lazım salçanın. Çıkması, çiğ domates tadı olmaması lazım. Bu şekilde yapıyoruz. Suyunu ilave ediyoruz. Suyumuzu sıcak ilave ediyoruz. Su. Sıcak su. Daha önce vakit ve zamandan kazanmak için haşlamış olduğumuz hazır yeşil mercimeklerimizi içerisine bırakıyoruz. Evet, ustam da yeni haşlamış. Evet. Gayet güzel böyle yeşil mercimek. Afyon mutfağında çok kullanılır yeşil mercimek. Özellikle bükmesi. Evet, mercimekli bükmemiz çok meşhurdur evet efendim. Ve çok lezzetlidir yani. Afyon has bu da özellikle. Mercimekli bükme gayet güzel Afyon'umuzun meşhur bükmesidir yani. Böyle yapılır. Birbirine kaynaşması gerekiyor. Tamam. Baharatlarımızı vereceğiz sırasıyla. Karabiber. Karabiberimizi atıyoruz az miktarda. Pul biberimizi atıyoruz. Biraz tuz atıyoruz. Bu çorbamıza biraz da nane katıyoruz ama çorbamız kaynadıktan sonra güzelce naneyi o zaman katarsak nanenin daha güzel bir aroması çıkıyor, daha güzel bir tat veriyor. Çorbamız kısa bir sürede 15 dakikada kaynadı. Şu anda kaynamış çorbamızın üzerine eriştelerimizi atıyoruz. Eriştelerimiz yumuşayınca çorbamız hazır. Yaklaşık 5-10 dakikamız var. Eriştelerimizin şekline bakıyoruz. Biraz daha kendine gelecek, beyazlaşacak ve yumuşayacak.
Ondan sonra çorbamız hazır. En son olarak nanemizi katacağız. Nanemize geldi. Nanemize. Naneyi az sonra ekliyoruz. Evet. Nanemizin rengini muhafaza etmesi için böyle sıcakken katıyoruz ve kavurmuyoruz. Nanemizi yapmıyoruz. Evet. Bu şekilde. Çorbamız hazır. Çorbamız hazır. Bunu tamam. İsterseniz çok güzel limonlu, limon sıkarak da servis yapabiliriz. Evet, çok lezzetli olur. Evet. Hafif bir ekşili. Sakala çarpan çorbamız artık hazır. Servis hazır. Takdim edeyim şöyle güzelce. Sunumunu yapıyorum. Bir tadına bakın. Ondan sonra bize puan verin artık. Hemen limonu da sıkıyorum. Lezzet takviyesi tamamlanmış oluyor o zaman. Böyle. Böyle yenir Afyonkarahisar'da. Aynen. Sakala çarpan çorbası. Hemen tadına bakıyorum. Tabii buyurun, afiyet olsun. Çok güzel olmuş. 10 üzerinden 10 puan. Teşekkür ederiz. Siz de burada bizim için çok onur verir gerçekten. Güzel bir tat. Dünya lezzetlerini hepsini tatıyorsunuz. Sizden gerçekten sizden duymak bizim için onur verici. Çok teşekkür ediyorum. Tarifini vermesi bizden, yapıp denemesi sizden. Eğer yapabilirseniz, yapamazsanız çıkın gelin Afyonkarahisar'a, yerinde ustasının elinden yiyin diyorum. Dünyanın tadı Afyonkarahisar'dan devam ediyor. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında. UNESCO Gastronomi Şehri Afyonkarahisar'ın lezzetlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi Hamza Şef'le beraber bamya yapacağız. Evet, Afyonkarahisar aynı zamanda bamyasıyla döndü. Bamyayı bizde farklı kılan Afyonkarahisar'da bamya yemekte tatlıdan sonra ikram edilir. Çorba olarak veya başta veya arada yemek olarak bamya verilmez. Bamya bizim özellikle sıra yemeğimizin, normal düğün yemeklerimizin de en son tatlıdan sonra ikram edilir. Evet, nedeni ise tatlıdan sonra su içilmemesi için. Hem hazmı kolaylaştırdığı hem de bağırsakları temizlediği için tatlıdan sonra ikram edilir. Afyonkarahisar'ın bamya ile ilgili böyle bir özelliği var. Bugün bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 ya da 2 orta boy kuru soğanımız, bir tane havuç, biraz böyle bamya büyüklüğünde doğranmış dana etimiz, ayçiçek yağımız, tuz, karabiber ve biraz da salça kullanacağız bunun için. Şimdi başlıyoruz. Bamya mı, çiçek bamya? Çiçek bamya kesinlikle olmazsa olmaz. Çünkü onun tadı, lezzeti çok ayrı. Sizi izliyorsunuz. Hemen başlayalım. Başlıyoruz. Bu şekilde ayçiçek. Sıvı yağımızı aldık. Evet, sıvı yağımızı veriyoruz. Hemen akabinde soğanlarımızı küp doğranmış. Küp küp doğranmış ilave ediyoruz. Şöyle bir tahta kaşık yardımıyla. Soğanları kavuruyoruz. Evet, soğanlarımızı kavurmaya başlıyoruz. Afyonkarahisar aynı zamanda hani yemek kültürü çok gelişkin bir memleketimiz. Bizde çok eskilerde sıra yemeği hala günümüzde de devam ediyor ama 41 çeşide kadar. Aralarda mesela 15-20 çeşit yemekten sonra mesela bir palize tatlısı girer, aragazı diye lanse edilirmiş. Daha sonrasında bir yemekle hani yemek herkes bitti sanırken tekrar devam eden ve 41 çeşide kadar ulaşan tek sofrada yenilen yemek çeşitliliği var. Düğün yemeği, ölüm yemeği, zinarda yemeği, güve yemeği, yani bunları çeşitlendirdiğimizde bunların tamamen menüleri de ayrı. Afyonkarahisar bu yemek kültürü anlamında da oldukça çok zengin ve dolu dolu bir ilimiz. Bamya'da biraz önce de söylediğim gibi tabii İç Anadolu'da çoğu ilimizde kullanılıyor. Özellikle düğün yemeği olarak geçer. Bizde de bahsettiğim gibi tatlıdan sonra verilmesi herkese biraz değişik ve enteresan geliyor. Kendim abi. Evet. Ama gerçekten bence de çok mantıklı. Çünkü hani söylerler ya, eti yağlı yedikten sonra hani suyu içersen içi donarsa donsun. Ne kadar tatlı yersen ye, içme suyu yanarsa yansın. Evet. Bence evet, boşuna söylenmemiş ve uzmanlar da bunu kesinlikle veriyorlar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum bamyanın tatlıdan sonra verilme nedenini. Şu anda soğanımız kavruldu, hemen havucumuzu ekliyoruz. Biraz kavrulduktan sonra havuçlarımızı ilave ediyoruz. Maşallah hocam da çok iyi pişiriyor şefim. Evet, sizin kesinlikle. Festivalde danayı pişirdiniz ocak gibi. Şimdi biz evet 2018 yılında Gastronomi Festivali'ni ilk başlattığımızda Afyonkarahisar tabii biliyorsunuz
etiyle ünlü. Biz de dedik ki dana çevirme yapalım. Yani çevirme dedik ama dana çevirmeyi ilk defa Afyon'da duydum. Evet evet. Orada da talihsiz bir olay yaşadık. Danamız yanmıştı biliyorsunuz. ve ondan sonra da her yıl artık festivalde bizim dana sembolümüz oldu. İşte bu sene ne yapalım? Bir kere çukura düşürdük biliyorsunuz. Bu sene uçurduk danayı. Bir kere normal yaptık ama onun hiçbir anlamı olmadı. Bu sene de festivalde Eylül ayında düşünüyoruz. Bununla ilgili de farklı sürprizlerimiz var tabii danayla ilgili. Dana etimiz. Tabii bizim Afyonkarahisar et memleketi olduğu için et bizim hemen hemen çoğu yemeklerimizde, sebze yemeklerimizde bile tercih ediliyor. Biz etsiz yemek yemiyoruz yani. Et ve tereyağı. Evet, et ve tereyağı. Ege bölgesi olmasına rağmen. Evet, biz Ege'ye girmemize rağmen etçil bir memleketiz. Ege'nin en çok etini ve tereyağını kullanıldığı mutfak diyebilirim. Kesinlikle. Zaten kaymak biliyorsunuz başlı başına bir olay. Bu şekilde etimizle birlikte kavrulmaya devam ediyoruz. Şu anda etimiz de kavruldu. Şimdi salçamızı, domates salçası kullanıyoruz. Onda böyle yeteri kadar işte... Yaptığımız yemeğin miktarı doğrultusunda biz 2 yemek kaşığı kadar domates salçasını ilave ettikten sonra şimdi de kavuruyoruz. Salçayı iyi kavurmamız gerekiyor. Ekşiliğini arttırmamız için bu çok önemli. Yoksa mide yakıyor. Evet. Hem rengini de tam vermiyor, mideyi yakıyor. O ekşiliğini mutlaka almamız gerekiyor. Kokusu şu anda kavuruyoruz. Tabii ki. Evet, şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Salçamız kavruldu. Yeteri kadar. Evet, bamyamızı daha önce haşlamıştık. Bunları biliyorsunuz ipinden çıkarmamız gerekiyor. Bu şekilde bamyamızı da sosumuzu ilave ediyoruz. Özleşmesi için birlikte kaynayarak özleşmesi lazım. Haşlanmış bamya dedik. Evet, kaynatmaya bırakıyoruz. Kaynattıktan sonra tabii tatlandırması, ekşisini vermemiz gerekiyor. Çünkü bamya ekşili oluyor biliyorsunuz. Şu anda böyle yavaş yavaş kaynamaya başladı. Biz bu esnada tabii önce böyle limonlu. Püf noktası. Tabii limonlu verelim. Biliyorsunuz bamya sünmemesi için. Tabii ekşi olması gerekiyor. Hem sünmemesi için hem de ayrı bir lezzeti var tabii ki limonun. Tuzunu böyle yeteri kadar. Şimdi böyle biraz karabiber. Kaynayıp özleştikten sonra servisimize hazır hale getiriyoruz. Kepçe yardımıyla kasemize böyle bol taneli bir şekilde alıyoruz. Üzerine... Yemek de çorba arasında. Ama evet. Daha çok, çok yemeğe benziyor. Tabii bu yemek dediğim gibi hani tatlıdan sonra da verildiği için böyle bol taneli olması gerekiyor. Bu şekilde bamyamızda evet afiyet olsun. Tadını merak ediyorum. Bu tarifleri yayından hemen sonra Instagram'da paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Sizin Instagram adresiniz var mı şefim? Şef Hamza Kalkan Instagram adresim. Oradan takip edebilirler. Evet, şefim de takip edebilirsiniz. Hemen tadına bakıyorum. Dana etiyle, tavucuyla, soğanıyla. Biraz da suyundan alayım şefim. Şefim ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet tarifini olsun. Verdik. İnşallah izleyicilerimiz de yapıp denerler. Dünyanın tadı UNESCO Gastronomi Şehri Afyonkarahisar'da devam ediyor. Afiyet olsun efendim. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında Afyonkarahisar'ın lezzetlerini sizlerle keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de Hüseyin Şef'le beraber Afyonkarahisar'ın kabak tatlısını yapacağız. Afyon kabağıyla Afyon kabak tatlısının malzemeleri neler? Bal kabağı, su, şeker, limon tuzu veya da limon. Bu kadar basit malzemelerimiz. Şimdi sizi izliyoruz. Hadi hep beraber hazırlayalım. Ve daha sonra Afyon'un kaymağıyla, tahiniyle ve ceviziyle yiyeceğiz. Aynen efendim. Kabağın çekirdeklerini alıyoruz. İçini zarını temizliyoruz bu şekilde. Ondan sonra soyma aşaması var. Tabağın yarısı çöpe gitti. Bu böyle yani. Yakın olursa yeşil olur. Biçtikten sonra kötü bir görünüm olur. Normalde bunu elma soyağı gibi soyarlar da o da biçtikten sonra yeşil kalır yani. İyi güzel olmaz. İlk defa bu kadar hızlı kabak sayan bir şef görüyorum. Şimdi bunları soyduğumuz kabakları
doğrayacağız bu şekilde. Biz iki dilimini bir porsiyon koyuyoruz. Yani o sisteme göre değişir yani. Ondan sonra şeker geliyor. Biz göz göre ayrı veriyoruz. Normalde bu bire birdir ölçüsü. Nasıl? Bir kaba bir köşker mi? Bire birdir. Aynen. Şekerini verdik. Daha sonra suyunu ekliyoruz. Kabak yumuşadıktan sonra ocağa koyuyoruz. Ocağa koyuyoruz. Kabaklarımız yumuşadıktan sonra kalan şekeri üzerine veriyoruz. Bir taşım daha kaynatıyoruz. Kabak koyulaştıktan sonra da üzerine şekerlenmesin diyerekten de limon tuzu veya limon ekliyoruz. Daha sonra bunu gür ateşte kaynatıyoruz. Ondan sonra da ocaktan alıyoruz. Soğuması için dinlendiriyoruz. Daha sonra servis yapıyoruz. Kabağımız pişti, soğudu. Evet. Ve şimdi sunum aşamasına geçiyoruz. Sunum için Afyon'un o meşhur kaymağı, tahini ve cevizi geldi. Ceviz. Şimdi ustam seni izliyoruz. Kabak tatlımız hazır. Dilim bir porsiyon burada. Üzerine önce tahin. Oh, şelale gibi. Üzerine ceviz. Üzerine Afyon'un kaymağı. İşte size Afyon'un kabak tatlısı. Şimdi hemen tadına bakıyorum. Kaymağıyla, tahiniyle, ceviziyle bal kabağımızdan aldım. Bayıldım. Çok hafif olmuş. Afiyet olsun. Tarifini vermesi bizden, yapıp denemesi sizden. Dünyanın tadı Afyon Karahisar'dan devam ediyor. Afyon Karahisar sucuğuyla meşhur. Ve şimdi biz de Türkiye'nin ilk sucuk müzesindeyiz. Afyon Karahisar'da Mehmet Bey'le beraber bu müzeyi sizlere göstereceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İlk defa bir sucuk müzesi geziyorum. Evet, evet. Burası henüz tamamlanmadı ama bittiği zaman da inşallah burası Türkiye'nin ilk et ve sucuk müzesi olacak. Burada müzemiz yaklaşık 1060 metrekarelik bir alanda. Burası müzemizin fotoğraf panoramasını. İşte burada mandıyı ön plana çıkardık. Bazı eski Afyon Karahisar'daki sokaklardaki sokak satışlarını ön plana çıkardık. Afyon sucuğu manda etinden yapılır. Tabii manda bizim için önemli bir unsur teşkil ediyor. İşte etiyle, sucuğuyla, kaymağıyla, yoğurduyla mandanın bazı materyalleri, manda için böyle manda çayları eski Afyon Karahisar'da biz bunları yaparken de Afyon Karahisar'ın eski ansiklopedilerini inceledik. Böyle kale kalem çalışmaları, görseller çıktı. O görsellerden böyle bir şeyler çıkarmaya çalıştık. Mandayı ön plana çıkardık. Evet, manda çayırları, mandanın kendisi. Ve Afyon Karahisar'ın Eski sokaklarında, eski satışların böyle sokaklarda satışları varmış. Onları canlandırdık. Fabrikamızda etler bu şekilde karkas şeklinde geliyor. Burada bu arkadaşımız bunu parçalama ünitesi burada. Sucuğun tarihini görüyoruz bu müzede. Evet. Sucuk aşaması, sucuğun yapım aşaması. Evet. Bugün de hala bu şekilde yapılıyor mu? Yok artık, daha modernleşti. Daha da evet. Dedim ya, geçmiş günümüzden bugüne kadar evet onu canlandırdık. Burada bir tane kıyma makinemiz. Kıymadan işte yoğurma kazanı düşüyor burada etlerimiz. Bu tarafta görmüş olduğunuz ürünler pastırma. Sucuk baharatları, gelin. Sucuk ve pastırma. Afyon sucuğu. Evet. Ne baharatlarla yapılır onu görelim. Evet. Burada buradaki ürünlerin hepsi sıralanmış bu vaziyette. İşte buradaki karabiberi, karabiberi, salçası, toz biberi, keşke, sarımsağı, tuzu. Devam ediyoruz. Burada. Eski bir dolum ünitesi burada. Baharatlarla karıştırılan etler buraya geliyor. Burada evet. Dolum yapılıyor. Evet. Buradaki kazanın içerisinde etler bırakılıyor. Buraya bağırsaklar takılıyor. Bağırsaklarla beraber o arkadaş kolu çevirerekten monile. İşte burada burası gördüğünüz mesela gibi. Fabrika büyümüş, teknoloji gelişmiş. Buharlı kazan üniteleri çıkmış. Arkada doğal bağırsaklar. Bakın bu şekilde sucuklar dolduruluyor. Daha sonra burada mesela kurutmaya alınıyor. Burada mesela tekrar aynı şekilde bir tane dolum ünitesi var. Burada birkaç tane fabrikada ve kasaplarda kullanılan bazı materyaller var. Et parçalama kıyma makineleri, pastırma makineleri. Bu çok ilginç evet. Bir makine. İlk defa gördüm. Evet. Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan bir şekilde bu et parçalama ve kıyma makinesi bu da. Nasıl çalışıyor? Biz de gösterebilir miyiz? Şöyle. Daha sonra bu mekanizmada şimdi kolu aşağı yukarı çevirerekten böyle bir işlem yaparaktan et parçalaması.
Aynı bizim zırh bıçağı şeklinde. Zırh kıyması. Evet, zırh kıymasına benzer bir şekilde. Osmanlı makamı tarihi kıyma makinesi. İlk defa burada gördüm. Ürünler eskiden mezbanelerde veya fabrikada sucuklar yapıldıktan sonra 2 günlük böyle kurutma odalanılırmış. Yat kış soba yanar. 2 günlük kurutmadan sonra daha sonra satış şubesine dönermiş. Sucuk müzesini gezdik ve sucuk müzesinin hemen yanında bulunan yeme içme bölümüne geçtik. Yasin Bey, bunlar fabrikada üretmiş olduğumuz sucuk, kendi yapmış olduğumuz sucuk köftesini misafirlerimize böyle tadımlık olarak böyle bir küçük bir alan oluşturduk. Çok güzel olmuş. Evet, burada sucuk köftemiz var. Misafirlerimiz yoğun bir ilgi gösterdiler. İşte bunların hepsi de fabrikada satın alınan ürünler. Burada misafirlerimizin sunumuna çıkardık. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Dünyanın tadını Afyon Karahisar'da. Sucuk müzesinde sucuk yiyerek sonlandırıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.